Ee, tırnak batması aslında e, tırnağın e, yatağa gömülmesi neticesinde ortaya çıkar. Ee, yanlış e, ayakkabı seçimi, e, kilo alımı, e, ergenlik çağında e, tırnağın yatağa göre daha fazla gelişmesi e, gibi e, yöntemlerin yanında bir de e, dediğimiz gibi e, mesela gebelik e, gebeliği de sayabiliriz burada e, ve uygun olmayan ayakkabların giyimi tırnağın batmasına, içeriye gömülmesine ve tırnak batmasına ortaya çıkmasına neden olur. Diyabetik kişilerde veya dolaşım bozukluklarından şikayet eden kişilerde tabii ki tırnak batmaları çok önemli olabilir. Çünkü tırnak batımı sonuçta bir açık kapı demektir aslında enfeksiyonlara veya farklı bakterilere giriş kapısı sağlar ve çok geç uğrayan kişiler, kliniklere geç uğrayan kişilerde hatta daha ciddi selülitlere ve cilt enfeksiyonları veya gangrenlere kadar hastayı götürebilir. Tedavi yönteminde biz tırnağı tamamen çekmek doğru değil. Çünkü sonuçta tekrardan ortaya çıkan tırnak batarak gelecek. Yani 6 ila 9 ay sonra tekrardan bir batık tırnakla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun için biz ne yapıyoruz? Tırnağın batan sadece batan yerini yataktan ayırıp o noktayı veya o noktaki hücreleri değişik kimyasal madde, fenol gibi mesela kimyasal maddelerle yakarak o noktadan tekrardan bir tırnağın ortaya çıkışını engelliyor.